Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yer altındaki bölgelerden bahsedeceğim. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Bir önceki videomda zaten sizlere bahsetmiştim. Halis'in bekçi köpeğine kadar, oradaki geçitlere kadar gelmiştik aslında. Şimdi o geçitlerden nasıl geçeceğini ve hangi bölgelere gideceğini ve o bölgelerin nasıl bir yer olacağından bahsedeceğim. Bir önceki videomu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Her neyse, konuya dönecek olursak, eğer ki bir gölge o geçitlere kadar geldiyse o geçitlerde 3 tane yol ayrımı vardır. Aslında bu 3 yol ayrımı 3 bölgenin yoludur. Peki gölge hangi yere gideceğini seçebilir miydi? Tabii ki öyle bir şey asla olmazdı. Gölgeler oraya gittikleri zaman genelde ölülerin yargıçlarıyla karşılaşırdı. Ve genelde ölülerin yargıçları hangi yola gitmesi gerektiğini gölgeye söylerdi. Bazen ise tanrı ve tanrıçalar araya girip müdahale edip onlar karar verirdi. Ama asla Hades bunu kendisi yapmazdı. Şimdi 3 bölgenin ilki olan Elysion'dan bahsedeceğim. Bir diğer adıyla aslında Elysion çayırları olarak da bilinir. Bu bölge aslında sizlere bahsettiğim gibi birinci, yani en ayrıcalıklı ölümlüler içindir. Burada genelde kahramanların ve olağanüstü ölümlülerin ebedi evidir. Kadınlar ve erkekler öldükten sonra güzel bir biçimde yaşamlarını burada sürdürmeye devam ederler. Müzikler çalınır, oyunlar düzenlenir ve hep birlikte güzelce zaman geçirecekleri aktivite yapılır. Aslına bakıldığı zaman bir tür cennettir. Orası her zaman yemyeşil ve güneş her zaman parlaktır. İkinci bölge olan Asfodel çayırları, burada genelde bahsettiğim gibi sıradan insanların olduğu yerdir. Ve genellikle gölgelerin çoğu bu bölgede bulunur. Burası ne Elysion kadar iyidir ne de günahkarlar için olan bölge kadar kötüdür. Yani orta halli bir yerdir. Gölgeler genellikle ölmeden önceki aktivitelerini burada taklit etmeye devam ederler. Ama tek bir farkı vardır ki gölgelerin burada hatıraları yoktur. Yani her gün aynı şeyi yapan aslında birer makineler gibi hareket ederler. Sosyalleşme burada son derece azdır. Ve gölgelerin çoğu bu bölgede bulunur. Antik çağlarda yaşayan insanlar için Elysion ve Asfodel çayırları arasında aslında çok da belirgin bir ayrım yoktur. Ama yine de insanlar yeraltı dünyasının en iyi bölgesinin Elysion olduğuna inanırlardı. Gelelim üçüncü ve son bölgeye, yani günahkarlar için olan Tartaros'a. Tartaros aslında yer altının da altında bulunurdu. Yeryüzüne o kadar uzaktı ki yeraltı ve Tartaros arasındaki mesafe dünya ve tanrıların cenneti arasındaki uzaklığa eşitti. Burası o kadar korkunç ve ürkütücüydü ki oldukça karanlık ve son derece kasvetliydi. Tanrı ve tanrıçalar bile bu bölgeye gitmekten korkarlardı. Bu bölgeye genelde çok kötü insanlar gönderilirdi, acı çekmeleri için. Ve bunlara acı çektirmek de orada bulunan Erinüslerin göreviydi. Her Erinüs'ün elinde cezalandırmak için kırbaç ve yılanlar bulunurdu. Bazen açlık çeken gölgelerin önlerine yiyecek ve içecek konulurdu. Ama görevliler onların bu yiyecek ve içeceklere ulaşmaması için ulaşamayacağı bir uzaklıkta durmasını sağlardı. Yani aslında Tartaros'un amacı günahkarların sonsuza dek acı çekmesini sağlamaktı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.